İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fakihin İslam milleti içinde, ümmeti içerisinde ne kadar önemli olduğunu ifade buyuracaklar. Ve an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fakihun vahidun eşeddu aleşşeytani min elfi abidin. Tirmizi'deki rivayette sadece fakihun eşeddu aleşşeytani min elfi abidin. Sadaka Resulullah o şekilde geliyor. Fîmâ kâl ev kemâ kâl. Rivayet eden İbn Abbas radıyallahu anhuma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgülerine, senasına nail olan, muhatap olan bir sahabi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onların büyükleri de Kur'an-ı Hakim noktasında anlamada, fehmetmede bir işgalleri olunca ona soruyorlar. Çünkü Efendimiz aleyhisselam bizzat ona Allahümme allimhu tevilel Kur'an, Kur'an-ı Hakim'in teviline, tefsirine bizzat onu muhatap kıl diye Abdullah bin Abbas'a Efendimiz aleyhisselamın duası var, senası var. Ömrü Kur'an-ı Hakim'le geçiyor. Onun tefsiriyle, Kur'an-ı Hakim'i müdafaa ile geçen bir hayat var Abdullah bin Abbas'ta radıyallahu anhuma. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybeder. Taif'te onu defnederken, defnedenler diyorlar ki etraftan Kur'an-ı Hakim'in şu ayetleri okunuyordu. Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Ey mutmain nefis, ömrünü Kur'an-ı Hakim'e, Peygamber aleyhisselamın davasını hakim kılmaya, ilahi kelimetullah'a adayan Abdullah bin Abbas, mutmain olarak içinde iman noktasında zerre kadar şüphe taşımadan hayatını idame ettiren ve sonlandıran Abdullah. Hadi gir şimdi cennete. Allah senden, sen de ondan razı olduğun halde gir Cenab-ı Hakk'ın cennetine, onun cemalini müşahede et. Abdullah bin Abbas böyle ayrılıyor dünyadan. Kur'an-ı Hakim'e hizmet etmenin mükafatı, Kur'an-ı Hakim'e hizmetin mükafatı Allah Teala, madem ki bu hayat, bu ömür Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yaşamaya, anlamaya ve insanları onu anlamaya davetle geçti. O halde şimdi son anların, dünyada beden itibariyle yeryüzünde son anların, ruh bedenden ayrıldı, defnediyorlar bedenini. O halde seni Kur'an-ı Hakim'in ayetleri istikbal etsin. Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Allah Azze ve Celle bu şekilde biz ondan, o bizden razı olduğu halde, biz ondan razı derken verdiklerinden razı, cennetinden razı, cemalinden razı, o halde cennetiyle müşerref olmayı bizlere ihsan buyursun. O Abdullah rivayet ediyor. Fakihun vahidun, bir fakih, eşeddu ale şeytani min elfi abidin, bin abidten. Buradaki bin ifadesi kesret bildiriyor. Yani muayyen olarak Efendimiz aleyhisselam binden bahsetmiyor. Belki çokluk, yani bütün abidleri bir yere koyun, bir tane fakih. Şeytana o bir fakih daha tehlikeli. Bin tane abid olsa bir yerde, bir tekkede bin zahid olsa, sabaha kadar onlar evratlarıyla, ezkarlarıyla meşgul olsalar, şeytan onlardan korkmuyor. Şeytan alimden, fakihten, ondan korkuyor. Neden ondan korkuyor? Çünkü bir yerde eğer alimler varsa, fakihler varsa, onlar Kur'an-ı Hakim'deki Allah Teala'nın talimatlarını, onun esaslarını hayata tatbik ederler. Kur'an-ı Hakim'e uygulama alanı açarlar. İslam nizamını o yaşamış oldukları toplumda hakim kılarlar. Bunun mücadelesini verirler. Fakat abidlerde bu yoktur. Abidler bunu yapamazlar. Onun için şeytanın hasmı fakihler. Fakihleri hasım, fakihleri düşman görür.